Uluslararası ilişkiler alanında yer alan ekonomi politik alt disiplini, siyaset ile iktisat arasındaki etkileşimi inceler ve farklı teorilerle açıklar. Ana akım teorilerden realizm, liberalizm ve marksist yaklaşımların her biri ayrı bir uluslararası ekonomi politik çerçevesi sunmaktadır. Önceleri devletin vatandaşlarına karşı görevleriyle tanımlanan ekonomi politik zamanla devletin belli bir grubun çıkarını temsil ettiği eleştirisi nedeniyle iktisadi alandan politiğin dışlandığı bir anlama kaymıştır. Bu konuyla ilgili kullanılabilecek anahtar kavramlar şunlardır. Merkantilizm, liberalizm, yapısalcılık ve Marksizm. Bu programı izledikten sonra ekonomi politik yaklaşımların benzeşen ve farklılaşan yönleri nelerdir? ekonomi politiğin uluslararası ilişkiler disiplinine kazandırdığı temel kavram ve açıklamalar nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Ekonomi politik çalışmalar kapsamında devlet piyasa etkileşimi, ekonomik kuruluşlar, çok uluslu şirketler, para politikaları, enerji krizleri gibi konular incelenmektedir. Uluslararası ilişkiler içinde geleneksel paradigmalara eleştirel bir yaklaşım olarak öne çıkan uluslararası ekonomi politik disiplin, bu çerçevede global ekonomik ilişkiler ile politika arasındaki etkileşimin sosyolojik, kültürel, hukuksal, moral etik ve kurumsal düzeyde analiz edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Realist paradigma, liberal pluralist paradigma ve yapısal globalist paradigmanın her biri ayrı bir uluslararası ekonomi politik çerçeve sunmaktadır. Örneğin, gücü öne alan geleneksel realist yaklaşım uluslararası politikanın esas gündeminin ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerden ziyade askeri ve güvenlikle ilişkili konuların kapsadığını öne sürmektedir. Neo-realist yazar Robert Gilpin, uluslararası ekonomi politiği uluslararası ilişkiler içerisinde güç ve servetin yani ekonomik gücün karşılıklı etkileşimi olarak değerlendirmektedir. Liberal ekonomi politik yaklaşım, devletin ekonomi ve dolayısıyla piyasaya müdahalesine karşı olan bir perspektiftir. Piyasaların kendi kendine en iyi şekilde işleyebileceğini öne süren bu yaklaşım, aynı zamanda karşılıklı bağımlılık gibi ilişkilerin devletler arasındaki çatışma riskini de azalttığını varsayar. Bireysel özgürlüklerin içinde ekonomik faaliyet özgürlüğünün de bulunduğunu savunan liberal yaklaşım, en iyi devlet bireye ve piyasaya müdahale etmeyen devlettir ilkesine savunmaktadır. Laissez-faire yani bırakınız yapsınlar anlayışı üzerinden hareket eden yaklaşım, bireysel girişimlerin anayasa ile garanti altına alındığını ve devletin gücünün sınırlandırıldığı bir sistemde kendi çıkarını maksimize etmeye çalışan bireylerin aynı zamanda toplum yararına da hizmet etmiş olacağını varsaymaktadır. Karşılıklı bağımlılık yaklaşımı ise uluslararası politikanın ekonomik ilişkilerden etkilendiğini ve devlet olmayan aktörlerin uluslararası ilişkilerde ağırlığının arttığını öne sürerek bu perspektife kaynaklık etmektedir. Karl Marx'ın sınıf çatışması tezi ve kapitalizm teorisi yapısalcı yaklaşımın temel çatısını oluşturmaktadır. Marx, bir devlet içerisinde piyasanın nasıl işlemesi gerektiği konusunda bir takım öneriler sunmak yerine bütüncül olarak sistemin kendisine alternatif bir paradigma önerisinde bulunmuştu. Marksist yaklaşım, kapitalizm dediği ekonomik sistemin tüm toplum üzerinde yapısal bir değişiklik yarattığını ve tüm bilimlerin oluşmasında alt yapıyı oluşturduğunu öne sürmektedir. Dolayısıyla üst yapı olarak adlandırılan politika, ekonomik çıkarların yönlendirilmesinden bağımsız değildir. Marksist temele dayalı bağımlılık çalışmaları, yapısalca ekonomi politik yaklaşımının devamını oluşturmaktadır. Cardoso'ya göre, Latin Amerika bağımlılık teorisi geleneği, Marksist ve Neo-Marksist yazarlardan etkilenmiş olmakla birlikte farklı bir bakış açısına da sahiptir. Bu ekoldeki araştırmacılar sosyolojik, antropolojik, politik ve ekonomik ve benzeri gibi birçok alanda karşılaştırmalı araştırmalar yürüterek güney ülkelerinin neden gelişmediğinin ortaya konulabileceğini öne sürmektedir. Latin Amerikalı bağımlılık teorisyenleri ağırlıklı olarak içsel ve dışsal faktörlerin geri kalmışlığa etkisini kabul etmekle birlikte büyük bir çoğunluğu bu faktörlerin oluşmasını gelişmiş ülkelerin uyguladığı bilinçli ekonomik uygulamalara bağlamaktadır. Bağımlılık teorisi kapitalist gelişme sürecini eleştirmekte ve sistemin gelişmiş ülkelerin daha da gelişmesine yol açacak mekanizmaların kurulmasına yol açtığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla az gelişmişliğin ortadan kaldırılması için iki taraf arasında kurulan bağımlı ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Merkantilist yaklaşım, tüm devletlerin bağımsızlıklarını ve güvenliklerini korumak ve devam ettirmek üzere güç ve zenginlik elde etme amacını taşıması gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Aynı zamanda zenginleşmek için gerektiğinde tek taraflı ticari kazanç getiren politikaların askeri güç kullanılarak elde edilmesini de meşru görmektedir. Merkantilizm, güçlü ve kendi kendine yeten ulusal ekonomilerin önemini vurgular hazinenin güçlendirilmesi öncelikli bir amaçtır. Hatta savaş ve ilhak politikalarına dahi meşruluk kazandırılmaktadır. Örneğin Avrupalı güçler Amerika ve Afrika kıtaları başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde doğrudan kolonileştirme politikası izlemiş ve işgal edilen bölgelerdeki zenginlikleri yağmalayarak kendi ülkelerine getirmişlerdi devletin askeri kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak sömürge bölgelerindeki ticaretin denetim altına alınması sömürgeleştirme politikasının gerekçeleri arasında yer almaktaydı. Sömürgeler ana ülkede üretilen mallar için yeni pazar, ucuz iş gücü ve güvenli ham madde kaynakları anlamına gelmekteydi. Amerika'nın kolonileştirilmesi sırasında Avrupalı devletler bölgedeki altın ve gümüş gibi değerli kaynakları sistemli bir şekilde kendi ülkelerine götürmelerinde merkantilist anlayışın bir sonucuydu. Uluslararası ekonomiyi politiğe getirilen farklı yaklaşımlar arasında realist, liberal ve yapısalcı paradigmaların bazı ortak noktaları bulunur. Her üç paradigma ekonomi ile politika arasında bir etkileşim olduğunu ve bu etkileşimin uluslararası sistemde yapısal bir değişikliğe yol açtığını kabul eder. Ekonomi temelli çıkarlar doğrudan devletin güvenliğini ve gücünü, ulusun yaşam standartlarını etkileyen bir faktör olarak ele alınır. Her üç uluslararası ekonomi politik perspektifte de devletler arasındaki ekonomik ilişkiler uluslararası para politikaları, uluslararası ticaret rejimleri, sermaye hareketleri, stratejik ham madde kaynakları yanı sıra devlet dışı ekonomik amaçlı kurulmuş örgüt, kuruluş ve şirketlerin faaliyetleri önemsenir. Bu programda ekonomi politik yaklaşımların benzeşen ve farklılaşan yönleri nelerdir? Ekonomi politiğin uluslararası ilişkiler disiplinine kazandırdığı temel kavram ve açıklamalar nelerdir sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.